Line TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ve ne yazık ki bülten acı bir haberle başlıyor. Uyuşturucu madde kullanımı yüzünden bugün aramızdan pırıl pırıl iki üniversite öğrencisi ayrıldı. İkisi de Uludağ Üniversitesi'nde eğitim görüyordu. Dört arkadaş iddiaya göre uyuşturucu madde aldı ve sabah hastaneye yetiştirildiler. İkisi ölüm kalım mücadelesi veriyorken ikisi artık hayatta değil. Yine uyuşturucu, yine Bursa. Feci olayın adresi Bursa'da üniversitelilerin yoğun olarak oturduğu Görükle'deki bu ev. İktisat bölümü son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki İsmail Erduman, 23 yaşındaki Göksel Karabulut ve 3 genç daha bu evde sabahladı. İddiaya göre o sırada başka odada bulunan arkadaşları sabah 4 genci baygın halde bulup hemen polisi aradı. Ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan gençlerden Göksel Karabulut ve İsmail Erduman hayatını kaybetti. İsmail'in babası acı haberi aldığı Balıkesir'den Bursa Adli Tıp Kurumu'na geldi. Oğlunun cenazesini aldığı anda ağzından dökülen cümleler her şeyi özetledi. Sokak ortasında şey gibi satılan, leblebi gibi satılan şeyler nereden önlem alınır? Önlem alınsa bunlar leblebi gibi satılmaz. Herkes istediği yerden istediği şeyi bulabiliyor. Uzak dursunlar her türlü ottan, çöpten. Nadir şeyden uzak dursunlar. Diğer iki gencin ise yoğun bakım servisinde tutulduktan sonra yatak olmadığı için Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği de bir başka iddia. Durumları ağır denildi ve hala hayati tehlikelerinin bulunduğu iddia edildi. Ve zanlı Bursa polisi iddialar üzerine Osman Gazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde 21 yaşındaki bu şahsı gözaltına aldı. Zanlı ifadesinde 20 liradan uyuşturucu maddeyi 4 gence sattığını ve gençlerin kendisini aradığını savundu. Sorgusu olayın öncesini aydınlatacak. Peki bu acı hikayelerin daha fazla yaşanmaması için alınacak tedbirler neler? Hem ailelerin hem de yetkililerin üzerine düşen görevler ne? Bu uğurda mücadele veren bir dernekle konuşmak üzere Kübra Ulutaş karşımızda. Maalesef Bursa bu acı haberle ilgili belki de karnesi en kötü olan illerden biri. İstanbul, Antalya gibi bu olayın yaygın olarak bilindiği illerden sonra maalesef Bursa geçiyor. Bursa son 5 ya da 6 yılda bizim bildiğimiz yönüyle vakaların daha çok uyuşturucu madde kullanımına yönelik artmasıyla birlikte maalesef bu anlamda da adı kötü anılır kentlerden biri oldu. Canları yiten iki gencin ardından şimdi gözler olayı nasıl gerçekleştiğine ya da o gençlerin uyuşturucu maddeleri nasıl kolayca temin edilebildiğine çevrilmişken işin bağımlılar tarafından ya da bunun başından bu hikayesi geçmiş olanlar tarafından çok daha farklı soruları da var. Öldükten sonra şu an komada olan gençlerin yaşamlarında bırakacağı izler de var. Biz ana haber bülteninde olayı irdelemekten ziyade buna karşı alınabilecek yöntemleri konuşmak istiyoruz bugün. Ayık Yaşam'da Buluşalım Derneği'nden size söz etmek istiyoruz. Bu dernek uyuşturucu madde kullanmış ya da kullanması muhtemel olan ya da bu potansiyeli hayatından bir yerinden mutlaka geçmiş olan gençlere, annelere ve hikayesi kötü olanlara yardım etmek için kaç kişinin bir araya gelerek oluşturduğu ve şimdilerde gönül işiyle, bu gönül bağıyla bu işin giderek büyüdüğü bir dernek. Derneği anlatması için ben Cihan Savaş'a mikrofonu vereceğim. O hem bugünkü olayı yorumlayacak size, hem de dernekle ilgili uyuşturucu teminin neden bu kadar kolay olabildiğine dair hem gözlemlerini paylaşacak hem de o yüreği yanan annelere belki biraz yüreklerine su serpecek bir şeyler söyleyecek bize. Başı sağ olsun tabii onların ama henüz çok gençsiniz ama hikayeniz çok etkileyici. Çok büyük bir hikayeniz var ve hemen ben sizinle telefon görüşmesi yaparken dedim ki bu uyuşturucu maddeler nasıl bu kadar kolay temin edilebiliyor? Anneler babalar şu an onu merak ediyorlar. Sokaklarda her yerde çok kolay artık temin etmek. Bize gözlemlerinizi paylaşır mısınız hem bahsettiğim konularla ilgili? Şimdi Aybudar'dan ilk önce bahsedeyim. Aybudar 3 senedir faaliyette olan, uyuşturucuyla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu. Ayık Yaşam'da Buluşalım Derneği. Yani bünyesindeki çalışanların hepsi eski iyileşmekte olan madde bağımlılarıdır. Bu uğurda her şeyini kaybetmiş. İşte aile ilişkileri tamamen bozulmuş. Sonrasında bunu fark ederek o dip noktasından çıkan, ayılmaya çalışan bağımlılarız hepimiz. Öncelikle gerçekten başta söylediğiniz gibi Bursa'da çok büyük bir sıkıntı var. Çünkü ben buraya 2 sene önce de geldiğimde araçla mahalleleri gezdiğimde alenen bir şekilde bunun yapıldığını görüyorum. Bakın çok önemli bir nokta burası. Normal
ailelerimizin kaldığı binalarımızı, yani o mahallelerin içlerinden, o mahallelerden çıkan arkadaşlarımız alenen bir şekilde ellerinde bu maddelerle birlikte yürüyüp açıp içebiliyorlar. Ve bunu ben canlı bir şekilde gördüm zaten. Ama onun da dışında evet, bu yaşanan olay çok ciddi bir olay. Ama bunun tek bir nedeni var. Türk piyasasında merdiven altı üretimlerin çok fazla artması. Özellikle İstanbul'dayken de Bursa'dan çok fazla şikayet geliyordu. Ve bu şikayet üzerine de biz Bursa'da 5 aydır bir şube gibi bir şey açtık. Burada mücadele vermeye çalışıyoruz. Bu mücadeleyi biraz açalım mı? İnsanlar bilsin. Ay bu der ne yapıyor? Biz ne yapmalıyız? İnsanlardan beklentiniz neler? Bu gençleri kurtarabilmek için herkesin üzerinde düşen bir şeyler var. Ama çok fazla bilinmiyor. Ne yapmamız lazım? Bakın, öncelikle yetkililer bu konu hakkında sorumlu olmaları gerekiyor. Yani illa o yılanın evlerine girmesi gerekmiyor. Çünkü onların da bir çocukları var. Onların da bir ailesi var. Bizlerin işte bu uğurda her şeyimizi kaybedip tekrardan doğuşumuz. Yani 5 aydır gerçekten inanılmaz mücadeleler veriyoruz. Şu an bulunduğumuz mevcut mekanda 10 arkadaş birlikte kalıyoruz. Yani 10 bağımlı ve gönüllü annemizle birlikte kalıyoruz. Ve hayata yeniden hazırlanmak için bütün bağımlıların, oraya gelen arkadaşlarımızın 3 ay, minimum maksimum 1 sene bizle bağlantıyı koparmadan iletişime geçmesi gerekiyor. Bakın, bu 15 günde, 10 günde hastanelerin o detoks kısmından sonraki süreç ama bu. Bakın, hastane 96 saat detoks yapar. Ondan sonra bağımlı dışarı atılır. Bizim işimiz bitti ve bunun adına tedavi diyorlar. Bakın, bu çok büyük bir yanlış. Bu tedavi değil. Bu hastalığın tedavisi falan yok. Bu durdurulabilen bir hastalık. Bunu sadece durdurabiliyoruz. Şeker hastalığı gibi. Yani bu şekilde algılamak lazım bunu. Gelen arkadaşlarımız sabah kalkmaktan, beraber işte toplantıya oturmaktan, işte o öğleden sonraki vakitte kitap okuma alışkanlıklarını yeniden yerine gelmesi, eğitimlerini dışarıdan tamamlaması. Ben de bir bağımlıyım. Ben de dışarıdan eğitimimi tamamlıyorum. İlaçsız yapıyorsunuz bu işleri. İlaçsız, sıfır ilaç. Yani o hastanelerin işte çok yoğun bir şekilde işte o ilacı bağımlının bünyesine aktarması, zaten o kimyası bozuluyor bağımlının. Bakın, bir bağımlıyı durduramazsınız. Bağımlı verilen ilaçları bu sefer maddeyle karıştırıp içmeye başlıyor. Onun için ilaçları bir noktadan sonra, o detoks kısmından sonra kesiyoruz. Ama ondan sonraki aşamada ülkemde bir rehabilitasyon merkezi yok. İşte biz bunu yapmaya çalışıyoruz. 5 aydır da Bursa halkına ciddi bir şekilde yayıldık. Birçok gence ulaştık. Ve şu an bulunduğumuz ne yerden... Ne gördünüz o gençlerde? Genel olarak nasıl bir fotoğraf var? Bakın, İstanbul'daki derneğe gelen gençlerimiz biraz daha farklı. Çeşitli çeşitli maddeler, ama Bursa'da bir madde var ki o birinci sıraya yer alıyor şu an. Yani o madde, o çene kemiklerini eriten bir madde. Yani gelen arkadaşlarımızın beyin sağlığı çok yerinde olmuyor nedense. Ve geri dönüş çok zor. Ama biz yılmadan devam ediyoruz. Yani o arkadaşlarımıza ulaşıyoruz. En azından ailelere seminerler veriyoruz. Pazar günleri yaptığımız toplantılar var. Aileler bu toplantılara katılıyorlar. Ve bağımlıya nasıl davranacaklarını öğrenmeye çalışıyorlar. Evet, kent meydanından sürdürüyoruz yayını. Cihan Savaş bir anne derken, gönüllü anne demişken, yanımızda bir de gönüllü anne var o derneğe. En son size bir kez daha toplumdan beklentileriniz için mikrofon tutuyorum, ama bir annenin bir hikayesi. Bağımlı, eski bir bağımlı annesi o. Şimdilerde gençleri kurtarmaya çalışıyor. Bugünkü olay sizi tabii çok daha fazla etkiledi değil mi? Bizden çok daha fazla. Ne gördünüz? Tabii üzüldüm. Ama yapılacak şeylerin yapılmaması daha çok üzüyor. Yani toplumun duyarsız kalması beni daha çok üzüyor bu konuya karşı. Evet, benim de 17 yaşında bağımlı bir oğlum var. 2 yıl boyunca hastanelerle zaman kaybettik açıkçası. Götürdük, yatırdım, çıkardım. İşte ayakta tedavi gördü. Maalesef sadece zaman kaybettik. Hiçbir işimize yaramadı. Özellere götürdüm. İşte psikolog, pedagog, psikiyatrist. İlaç, yoğun ilaçlar kullandı oğlum oradaki. Hatta hastanede yatarken diğer maddelerin de hangi kafaları yaptığını, nereden alabileceğini öğrendi. Evet, Aybüder'i bulduktan sonra 1,5 yıl öncesinde Aybüder'i bulduk ve oğlum orada kalmaya başladı. Oradaki süreci gördüm. Bağımlılığın, evet, bizim bildiğimiz gibi olmadığını, ömür boyu devam edecek, evet, durdurulabilen bir hastalık olduğunu öğrendikten sonra ve oradaki canlı bir gözle gördükten sonra Aybüder'de
hizmet etmeye karar verdim. Evimi boşalttım komple ve 1,5 yıldır Ayvuder'de kalıyorum. Önerileriniz neler anne babalara? Bu acıyı yaşayanlara yaşamakla ilgili herkesin sıkıntısı olacaktır. Çünkü malum çok kötü bir yere gidiyoruz. Maalesef çok kolay temin ediliyor bu maddeler. Yani önce ailelerin bağımlılığı öğrenmesi gerekir. İşte hastaneye yatırıp örneğin çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik ve işte nereden yardım alabiliriz? İlk aklımıza gelen hastaneler oluyor. Bunu hastanelerin çözüm olmadığını fark etmeleri gerekiyor. Çünkü orada evet belki uyuşturucu çıkıyor hayatlarından ama yoğun ilaçlar kullanarak başka bir türlü uyuşuyor çocuklar. Bunun bu şekilde olmayacağını fark etmeleri gerekiyor. Evet onu fark ettikten sonra eskisi gibi bağımlıya aynı şekilde evde davranmaya devam edilirse maalesef bu süreç sadece zaman kaybı oluyor. Benim için de kolay olmadı. Evet onun önünü kesmemiz gerekiyor. Bağımlılık hakkında bilinçlenmemiz gerekiyor. Bunun nasıl bir hastalık olduğunu ona göre davranmamız gerekiyor bir anne baba olarak. Çünkü evde sistem aynı şekilde eskisi gibi devam ederse hiçbir bağımlı bırakmayı düşünmüyor. Evet böyle bir yer var. Bakın biz de 5 aydır daha önce İstanbul'da merkezimiz Sefaköy'de 5 ay oldu Bursa'ya geleli. 5 aydır da burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte çocuklarla bir program içerisindeyiz zaten gelen bağımlılarla. Ama bunun dışında da aslında asıl kısım ailenin bilinçlenmesi. Evet aile bilinçlenmedikten sonra bağımlının orada 6 ayda kalması bir şeyi değiştirmeyecek. Bunun için ne yapıyoruz? İşte aileye kendi deneyimlerimizi aktarıyoruz. Ve işte pazar günleri saat 3'te başlayan yetişkin çocuk toplantısı adı altında bir toplantılarımız var. Evet aslında çocukların kafa yapıları değiştirmeye çalışıyor. Ama aynı zamanda ailenin de bu kısmı öğrenmesi gerekiyor. Aile kısmı çok önemli. Tabii aile değişmeye başlarsa zaten yol alınıyor. Yoksa çocuğun orada 6 ay kalması gittikten sonra aile aynı olduktan sonra bu bir aile hastalığı diyoruz. Aile aynı olduktan sonra hiçbir değişim evet olmuyor. O yüzden aileyle beraber çalışıyoruz. İşte ailelere elimizden geldiğince öğrendiğimiz işte bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Evet bunun uzun sürecek bir hastalık olduğunu ve ne yapılması gerektiğini işte bir program içine onlarla da beraber dahil olmak istiyoruz. Bilinçlendirmek istiyoruz. Aslında istediğimiz bir şey daha var. İstiyoruz ki seminerler verelim. Okullara gidelim. Bakın ben burada Bursa'da kaç tane okul gezdim. Anlattım burada ne yapmaya çalıştığımızı. Çünkü aile kısmı çok önemli. Lütfen dedim hani bir veli toplantısı formatında da olabilir ama gelelim biz burada anlatalım. Çünkü aile bilinçlenirse toplum da bilinçlenecek ve çocuklara da kesinlikle faydalı olacaklarını düşünüyorum ama maalesef yaklaşılmıyor. Ben birkaç müdür yardımcısından ve rehber öğretmenden şu kelimeyi çok net bir şekilde duydum. İşte çocukların kulağına karpuz suyu kaçırmayalım. Bakın acı. Çok Abdullah'a da söz verelim. Tabii. Bir kez daha vakit ayırmaya çalışacağım. Abdullah sen bir bağımlı hikayen var senin de. Ama yaşın çok genç. Seninle temin konusunda konuştum. Dedim ki en öncesinde nasıl bu kadar kolay temin edilebiliyor? Sen bir gözlemini paylaşır mısın bizimle süremizde idareli kullanmak açısından? Tabii ki. Bursa'da madde bulmak o kadar çok kolay. Hani mahallelerin hani temin edilen yerlerin girişinde ve çıkışında içerisinde de polis var. Ama maddeyi alıp çıktığımız zaman polis durdurmuyor bile. Durdurduğu zaman da hani bir engel olmuyor. Bazen alıyor cebimizdekini atıyor. Bazen alıyor geri veriyor. Bağırıyor çağırıyor dövüyor gönderiyor. Ama hani bir önleme faaliyeti yapmıyorlar. İçeride kimlerin ne kadar sattığını biliyorlar. Her yakalanan insan da söylüyor şurada şu sokak şu ev satıyor diye. Ama onlarla ilgili hiçbir çalışma yapılmıyor. Ben kendi gözlerimle gördüm. Baskın yapılıyor mesela hani torbacıları almak için. 100 tane torbacı varsa birini alıp çıkıyorlar. 99'u devam ediyor. O bir aldıklarının yerine kardeşi, abisi, amcası daha çok çoğalıyorlar yani. Ama bunu devlet istemediği zaman sattırmıyor. Yani diyorsunuz ki yetkililerin yapacak bir şey var evet. Bu noktada. Evet. Yetkililer ben açıkçası rahat olduğunu düşünüyorum. Devletin de bunda bir payı olduğunu, bir parmağı olduğunu düşünüyorum. Çünkü istemedikleri zaman cidden sattırmıyorlar. Peki çok kısa bir kez daha beklentinizi alayım. Tek cümleyle ona göre yayında sonlandıracağız. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Lütfen bu çocuklar daha fazla ölmesin. Yani hakikaten yetkililere seslenmek istiyorum. Burada yapılacak ne varsa elimizden ne geliyorsa lütfen yapalım. Duyarsız kalmayalım. İlle canımızın daha fazla yanmasını bekleyelim. Bakın bugün ben bir anne olarak çok üzüldüm. O çocukların ikisinin ölmesi, ikisinin yoğun bakımda olması. Bu gittikçe daha çok çoğalacak. Yapılması gereken çok şey var. Ve biz burada elimizden gelen hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ama desteğe ihtiyacımız var. Destek bekliyoruz. Peki.
Başkan Yardımcısı Cihan Bey'le yayını sonlandıracağız. Destek istediğinizi söylemiştiniz. Aybuder olarak bu işi gönüllü olarak yapıyorsunuz. Yetkililer sizi izliyordur veya bu işin erkleri sizi izliyordur. Nasıl bir destek verilebilir? Biz ne yapabiliriz medya olarak? İnsanlar ne yapabilir? Çok kısa toparlayalım. Bakın, öncelikle biz geldiğimizden beri birçok belediyeye zaten gittik. Yani belediyelerden istediğimiz atla deve bir şey değil. Yani bahçeli, müstakil bir yere ihtiyacımız var. Bu yer içerisinde zaten bizler gönüllü olarak hizmet edeceğiz. Ama biz her gittiğimiz belediye kurumundan kovulmak zorunda mıyız? Yani biz bir şey yapıyoruz. Yani bu oluşuma Bursa sahip çıkmazsa gerçekten yani bu kadar da 5 aydır verdiğimiz hizmeti yarıda bırakıp gitmek zorunda kalacağız. Ve bakın, iki arkadaşımızın işte uyuşturucudan ölmesi bundan sonraki ölecekleri de tetikler aslında. Bakın, böyle bir oluşum var. Bursa neden buna sahip çıkmıyor? Bu çok önemli bir şey. Yani bu gittiğimiz işte vali ya da vali yardımcıları herkes bir yere paslıyor. Diyor ki bu arkadaşımızın yapması lazım ya da şu kurumun yapması lazım diyor. Yarın öbür gün bizim çocuğumuzun başına geldiği zaman kurum falan dinlemeyeceğiz. Bakın, bu çok real bir şey. Maalesef bu. Bir mekan sorununuz da var. Mekan sorunumuz var. Bakın, bu bulunduğumuz mekanda elektriği, suyu, doğalgazı önceden tahsis edilmiş bir yerde ama şu an bizim üzerimize kaldı ve bu ay içerisinde burayı boşaltmamızı söylüyorlar. Yani ben bu arkadaşlarımla birlikte sokağa çıkamam. Gerçekten eğer böyle bir şey olursa valinin önünde battaniye alıp yatacağım yani. Peki, yayını böyle sonlandıralım ama önümüzdeki günlerde biz de bu konuya eğileceğiz. Aybuder'i size biraz daha fazla tanıtmaya çalışacağız. Seçimlerin yaklaştığı şu dönemde onların da böylesi önemli bir sosyal yara için tabii ki beklentileri var diyelim. Tuğba'da tekrar söz. Evet, Kübra Ulutaş'a ve konuklarına teşekkür ediyoruz. Şimdi Bursa'daki diğer sıkıntılarla devam edelim sayın seyirciler. Metal işçilerinin sıkıntısı sürüyor. İşverenle sendika konusunda uzlaşamayan işçiler bu kez de sendikalarından istifa etti. Bursa'da bir otomotiv fabrikasında çalışan metal işçileri haklarının korunmadığı gerekçesiyle Türk Metal'den istifa etti. Fabrikaya gelen bir grup işçi dilekçelerini fabrikanın insan kaynakları birimine teslim etti. Ardından da fabrika karşısındaki alanda masa kurup eylem yapmak istedi. Polis ekipleri işçilerin fabrika önünde toplanmasına izin vermeyince kalabalık dağıldı. Metal işçileri sendikalarının haklarını savunmadıkları gerekçesiyle bir süredir zaten eylem yapıyordu. Balkanlar ve Türkiye arasında ticari köprü kuracak Balkan Ticaret Fuarı kapılarını açıyor. Balkan ülkeleri ve Bursa arasındaki ticari ve kültürel bağları güçlendirecek Balkan Ticaret Fuarı başlıyor. Ülkemizde ilk kez gerçekleştiriliyor Balkan Ticaret Fuarı ve Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde bunu hazırlıyoruz. İki bölge, özellikle Balkanlarla Türkiye arasındaki, Bursa arasındaki ticareti, ilişkileri daha da güçlendirecek, zenginleştirecek bir görevle hazırlandı Balkan Ticaret Fuarı. Balkan ülkeleriyle yatırım imkanları fuarımızda şekillenecek. Fuara yurt dışından Bosna Hersek, Bulgaristan, Sırbistan, Kosova, Makedonya'dan belediyeler, yurt içinden Ankara, Bursa ve İstanbul'dan 98 firma katılacak. Ağırlıklı olarak şehircilik, belediyecilik, altyapı, üst yapı yatırımlarını ilgilendiren bir konsept ile hazırlandı. İçinde iş ve inşaat makineleri, ulaşım ve hizmet araçları, park ve bahçe donanımları, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, arıtma sistemleri, inşaat, dekorasyon, yapı malzemeleri, spor tesisleri konularında katılımcı firmalar fuara iştirak ediyor. Biz bu fuar ve zirveyle Bursa sanayisini Balkanlara açmayı hedefliyoruz. Balkan Fuarı'yla eş zamanlı düzenlenecek akıllı belediyecilik zirvesi de belediyeler, kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Balkan Ticaret Fuarı ile paralel olarak 14-15 Mayıs günlerinde yapılacak. Burada akıllı belediyeciliğin kavram olarak tartışılmasından siber güvenliğe, veri yönetimine, afet yönetimine, üniversite belediye işbirliğinin nasıl geliştiğini, akıllı şebeke yönetimine, dijital belediyeye kadar çeşitli platformlar tartışılacak. Sayın seyirciler, Erzurum ve Trabzon'dan sonra Yenişehir Havaalanı'nda yeni uçuşlar için de geri sayım başladı. Yeni seferler Ankara, Muş ve Diyarbakır'a olacak. Öncelikle Bursa, Ankara seferleri 22 Mayıs itibariyle başlıyor.
Her gün yapılacak bu seferler. Karşılıklı olarak her gün gerçekleştirilecek Ankara seferlerimiz. Bursa seferleri de 23 Mayıs itibariyle başlıyor. Haftada iki gün olacak. Pazartesi ve cumartesi günleri karşılıklı olarak düzenlenecek. Doğrudan vatandaşlarımız Diyarbakır'a gidip ve yine Diyarbakır'dan da Bursa'mıza doğrudan gelebilecekler. Bursa-Muş seferleri dahil ediliyor. 26 Mayıs itibariyle Salı ve Pazar günleri olmak üzere. Salı ve Pazar günleri karşılıklı seferler olacak. İki ay önce başlayan Erzurum ve Trabzon uçuşlarına Ankara, Muş ve Diyarbakır'ın eklenmesiyle Yenişehir Havalimanı'ndan toplam 5 ayrı şehre yolcu taşınmış olacak. Bu sayı önümüzdeki günlerde daha da artacak. İlerleyen zamanlarda inanıyorum ki Adana, Antalya, Gaziantep, Van, Samsun gibi illerimize de doğrudan uçak seferlerini başlatmanın mutluluğunu yaşayacağız. Eğitim kalitesi açısından Türkiye'nin en başarılı okulları arasında yer alan Bursa Anadolu Lisesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Bursa Anadolu Lisesi modern yapıya kavuşuyor. Hedef, kısa zamanda hizmete alınması planlanan okulu yeni yüzüyle Türkiye'nin en prestijli eğitim kurumlarından biri haline getirmek. Artık bu dönemden sonra artık yorulan, üzerinden 99 depreminin de geçtiği, daha sonra güçlendirmelerin yapıldığı bu okullarımızın yeni baştan elden geçmesi ve yeni yapılan okullara göre bunun daha geri kalmaması ve yeniden projelendirip modern bir şekilde tekrar inşa edilmesi gerekiyor. Hedefimiz burada en az 40 derslik olması. Dediğimiz gibi yeni alanlarsa onlarla birlikte mevcut alana göre en az yaklaşık %50 kadar büyümüş olacak. Bu anlamda da bizler de eğitimimize de büyük önem veriyoruz. Ve bu konuda en büyük proje ortağımız, bizim çalışma ortağımız da partnerimiz de Milli Eğitim Müdürlüğü. Bu kapsamda da eğitimimizin en kaliteli olması, okullarımızın kaliteli olması, okullarımızın donanımlı olması, tüm birimleriyle birlikte, donanımlarıyla birlikte burada gerçekten geleceği inşa edecek çocuklarımızın yetişmesi konusunda artık bizler de yer yönetmek büyük önem veriyoruz. Sayın seyirciler, HSYK 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten 4 savcı ve 1 hakimi meslekten ihraç etti. 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz, Savcı Celal Kara, Savcı Muammer Akkaş, Savcı Mehmet Yüzgeç ve Hakim Karaçöl, HSYK tarafından meslekten ihraç edildi. İhraç kararı oy birliğiyle değil, 5'e karşı 2 çokluğuyla alındı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını yürüten hakim ve savcıları 30 Aralık'ta açığa almıştı. Ve açığa alınmalarının ardından Savcı Mehmet Yüzgeç de bu açıklamalarda bulunmuştu. Açığa alınan bizler değiliz. Açığa alınan Türk adaleti ve Türk hukukudur. Açığa alınan yolsuzluk ve mücadeleyle bizim ortaya koymuş olduğumuz irade ve kararlılığımızdır. Savcı Zekeriya Öz, HSYK'nın verdiği kararın yok hükmünde olduğunu belirterek HSYK'nın yetki gaspı yaptığını söyledi. İhraç edilen Celal Kara ise yolsuzluk soruşturmasında şüphelilerin kimliklerine bakmadıklarını, hukuk ne diyorsa onu yaptıklarını söyledi. Bu kişiler birinci derece hakim ve savcı olmaları nedeniyle Yargıtay'da yargılanacak. Ergenekon davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kumar çetesi davasında tutuklu olarak yargılanan Sami Hoş'tan hayatını kaybetti. Sami Hoş'tan yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hoş'tan'ın ölüm haberi üzerine yakınları hastaneye akın etti. Ailesi, Hoştan'ın paralel yapının orantısız suçlamaları nedeniyle cezaevinde kanser olduğunu ileri sürdü. Arnavut Sami lakaplı Sami Hoştan, 1996'da Susurluk davasında 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2008'de Ergenekon'dan gözaltına alınan Hoştan, 2013'te bu davadan da 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca 2012 yılında kumar çetesi kurmaktan tutuklanmıştı. 12 Eylül askeri darbesinin lideri ve 7. Cumhurbaşkanı merhum Kenan Evren için bugün Genelkurmay Karargahı'nda tören düzenlendi. Ankara'daki cenaze töreniyle birlikte aynı saatlerde protestolar da başladı.
1980 askeri darbesinin mimarı olan Kenan Evren'in cenazesi sabah saatlerinde askeri cenaze aracıyla GATA'dan Genelkurmay Başkanlığındaki tören alanına götürüldü. Evren'in Türk bayrağına sarılı naaşı askerler tarafından katafalka alınırken askerlerin cenazenin başında sırayla nöbet tuttuğu törende saygı geçişi yapıldı. Karargâhtaki törene Evren'in ailesi ve görevli askerler katılırken meclisteki partilerden törene katılan olmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı Evren ailesi ve Ergenekon Partisi'nin gönderdiği çelenkler dikkat çekti. Törende Profesör Doktor Celal Şengör'ün "Sana müteşekkiriz, nur içinde yat komutanım" yazılı çelenk gönderdiği görüldü. Daha sonra Evren için Ahmet Akseki Camii'ndeki düzenlenen cenaze töreninde ise helallik istendiği sırada 4 kişi "Hakkımızı helal etmiyoruz, haram olsun" diye bağırdı. Devlet mezarlığı girişinde de protesto gösterisi vardı. Pankart açmak isteyen bir kişi mezarlık önünde bulunan güvenlik güçleri tarafından engellenmeye çalışıldı. Bir şey yok. Tamam bak, burada bir şey var. Ben gözünüzü seveyim. Bir şey yok. Ya bir şey yok kardeşim. Bir dakika. Ya kardeşim, demokrasi bir ülkede değil miyiz biz? Yeter ya. Tamam. Diktatör bile bu dünyaya kazık çakamadı. Kimse çakamaz. Halk, hakikat ve halk için siyaset istiyoruz. Bu kadar ya. Burada da düzenlenen törenin ardından Evren'in naaşı devlet mezarlığında toprağa verildi. Tüm bunlar yaşandığı sırada İstanbul Galatasaray Meydanı'nda toplanan 78'liler girişimi ve cumartesi anneleri olarak bilinen kayıp yakınları Kenan Evren'in ölümüyle ilgili eylem yaptı. Burada da benzer cümleler sarf edildi. Toprağına ateş olsun, lanet olsun ona, lanet olsun. Kenan Evren'i nasıl bilirdik? İnsanlık suçlusu. Kenan Evren'i nasıl bilirdik? İnsanlık suçlusu bilirdik. 12 Eylül askeri darbesi sonrası idam edilenlerin yakınlarının haykırışları vardı. Biz bu dünyada bu katile hesap soramadık. Ama öbür dünyada bu katile hesap soracak abilerimiz, devrimci abilerimiz var. Onların yanına gidecek, onlar hesap soracak. Öbür dünyada annelerimizin, kardeşlerimizin, ablalarımızın eli yakasında olacak. Hakkımı helal etmiyorum. Bütün devrimciler için, bütün yiğitler için, Cemil Kırbayır için. Bana bu yazmayı, kara yazmayı bağlayan için. Ben şimdi kara yazmamı ona göndereceğim, Allah'ın huzuruna göndereceğim. Eyleme CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Milletvekili Pervin Buldan da destek verdi. Başbakan Davutoğlu Ankara'da şoför esnafıyla bir araya geldi. Başbakan, özel halk otobüslerini 2016 yılı sonuna kadar yenileyenlerin ÖTV'sinin devlet tarafından karşılanacağını belirtti. Cari taksi, hatlı minibüs, servis aracı, özel halk otobüsünüzü 2016 yılı sonuna kadar yenilerseniz ÖTV'nizi biz ödeyeceğiz. Yani bir seferliğine değil, 2016 sonuna kadar yenilemeniz halinde ÖTV'niz bizden. Son teknolojiyle donanmış güvenli, konforlu araçlarda hizmet vereceksiniz. Araç stokunun yenilenmesiyle vatandaşlarımız da bu konfordan istifade edecekler. Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde şoför esnafına seslenen Başbakan Davutoğlu diğer müjdelerini de şöyle sıraladı. Araçlarınıza takılacak kamera ve GPS sistemlerinin bedelini vergiden düşürüyoruz başkan istediği gibi. Özellikle GPS sistemiyle gidilecek yere hem en uygun güzergahtan en verimli şekilde gideceksiniz, hem de araçlarınız izleneceği için güvenlikte kesin bir emniyet içinde seyri sefer edeceksiniz. Temiz, düzenli ve sağlıklı dinlenme yerleri, durak kulübeleri sektörde hızla yayılacak ve bu konuda yerel yönetimlere gerekli desteği sağlayacağız. Özel halk otobüsleri tanımı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na eklenecek. Minibüsçülerimizin motorlu taşıt vergisiyle ilgili sorununu kanuni değişiklik ile inşallah çözeceğiz. Metro ve raylı sistem taşımacılığı yapılan güzergahlarda servis taşımacılığının kaldırılacağına dair söylentiler ya da açıklamalar geçersizdir. Şoför esnafımız neden mutlu olacaksa o düzenlemeyi getirmekte tereddüt etmeyeceğiz.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Bartın'da seçmenlere hitap etti. Gündeminde yolsuzluk iddiaları ve verdiği vaatlerin kaynağı vardı. Çocuklarımın yatak odalarında boy boy kasalar olmayacak. Benim bakanlarımın evlerinde ayakkabı kutularında dolarlar olmayacak. Benim bakanlarım birilerinin önünde yan gelip yatmayacak. Hiç kimsenin hakkını yemeyeceğiz. Her kuruşun hesabını vermek de bizim boynumuzun borcu olacak. Birilerinin önünde eğilip bükülen değil. Dışişleri Bakanlarının parmakla çağrıldığı değil. Onurlu duran, onurunu koruyan, bayrağını koruyan, halkının hakkını koruyan bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. 1 lira 21 kuruş. Kaça satıyorsun? 4 liradan. Biz kaça taahhüt ediyoruz? 1,5 liradan. 1 lira 21 kuruş kar dahil. Biz 1,5 liradan veriyoruz. Dönüp bana diyorsun ki kaynağı nereden bulacaksın? Sen yatlara verirken sorduk mu? Yatlara verirken sorduk mu? 1 lira 21 kuruşa veriyorsun. Yata binip tarlaya mı gidiyorlar? Yata gidip üretim mi yapıyorlar? Sabahın köründe yata mı gidiyorlar? Eğer bunlar 13 yılda 6 milyon 200 bin işsiz yaratmışlarsa oturup düşüneceğiz. Eğer bunlar yoksulluğu bitirmemiş 13 yılda 17 milyon yoksul yaratmışlarsa oturup düşüneceğiz. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman, Bursa'da Orhan Gazi Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Büyükataman, çeşitli illerde billboardlara asılan MHP afişlerinin zabıtalar tarafından sökülmesini sert sözlerle eleştirdi. Muhterem talimat vermiş. İki konudaki billboardlarda yer alan çalışmalarımızın kaldırılmasını talimat vermişler. Nedir o diye baktık. Kendisi 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla alakalı o yaşanan süreci vatandaşımıza hatırlatan konuyu ihtiva eden billboardlar. Diğeri de Kaçak Sarayı toplumun dikkatine sunan afişler. Şimdi yani yasaklarla mücadele vaadiyle milletten yetki talep eden bir anlayışın yasaklamadığı bir şey yoksa ortada bunu hep beraber düşünmemiz lazım, sorgulamamız lazım. Bu yasakçı zihniyetin Türkiye'yi getirdiği, götürmek istediği noktadan endişe duymamak da mümkün. Gaziantep'te bir inşaatta iskele kırıldı, yere düşen işçi hayatını kaybetti. Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir inşaatta çalışan su tesisatçısı 29 yaşındaki Necati Mortaş, iskelenin kırılması sonucu yere düştü. Arkadaşıyla birlikte 4 metre yükseklikten yere düşen işçi hayatını kaybederken, arkadaşı ise hafif sıyrıklarla yaralandı. Ölen işçinin biri 2 yaşında, diğeri de 8 aylık 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Sayın seyirciler, Manisa'nın Soma ilçesinde geçtiğimiz yıl 13 Mayıs'ta yaşanan maden faciasının yıl dönümü bu yıl Anneler Günü nedeniyle Soma'da anne olmak konulu panelle gerçekleşti. Salonda bulunanlar, anlatılanlar karşısında gözyaşlarına boğuldu. 13 Mayıs 2014. Bu kara gün ne annelerin, ne eşlerin, ne de çocukların hafızasından silindi, silinmeyecek de. Bu madem benim canımı da alsın madem ya. Yetti ya. Maden faciasında elektrik ustası eşini kaybeden ana sınıf öğretmeni Hidayet Tokgöz, Soma'daki anneleri anlattı. Soma'daki anneler artık evlatlarının en çok sevdiği yemeği bile pişirmiyorlar. Pişiremiyorlar çünkü. Çünkü yiyecek evladı yok. Soma'daki anne dün haykırıyor. Keşke evladım yaşasaydı, bana her gün anneler günü olsaydı diyor. Çocuklarımıza olduğu kadar annelerimize de eğitim seminerleri verilsin, desteklensin. Kaygı içinde olmasınlar. Çünkü Soma'daki eşler ve anneler toplumsal baskı altındalar şu an. İnanın kendilerine renkli bir bluz bile giyemiyorlar. Öğrencilerinin,
evladının artık resimlerinde sadece siyah rengi kullandığını, oğluyla yaşadığı diyaloğu ve çaresizliklerini anlattı acılı anne. Çok garip bir öğretmenler günü hediyesi aldım. Öğrencim bana beni çizmiş. Detaya bir baktığımda gözümde gözyaşı. Evet, çünkü ağlayan bir öğretmeni var. Ne kadar da güçlü görünmeye çalışsak da tutamıyorsunuz. Bir anne evladına açıklama yapamıyorsa çaresizlik bu. Bakın, ben aynı zamanda bir eğitimciyim ama hiçbir kitapta bu kadar büyük bir travmadan sonra evladına, kalan çocuklarına bu şekilde davranmalısın, bunu yapmalısın, bunu söylemelisin. Yok, ben hiç okumadım. Hiç böyle bir şey okumadım. Sözleriyle herkesi gözyaşlarına boğdu. Ama sen ona çarşıdan bir pasta alıp gelsin. Tamam tamam anne, bak biliyorum gelmeyecek. Kazada emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden eşini kaybeden 3 çocuk annesi Leyla Çambal'ın ağzındansa pişmanlıkları, yası, isyanı döküldü. Benim eşim hiç ayakkabı eskitmezdi. Çünkü ayakkabı giymiyordu. Hep cizme giyiyordu. Sabah madene gidiyordu, akşam geldiği zaman yatıyordu İsmail Bey. Kalkıp gidemiyordu ki bir yere. İnan ki benim eşim senede bir ayakkabı anca eskitebiliyordu. Her gün kendime soruyorum. Keşke o gün uyuyakalsaydım, işe göndermeseydim. Bazen kaderim diyor ama kader değil bence. Ancak düşündüğü tek bir şey vardı, çocukları. Benim eşim bir sene oldu bu olay olalı. İnan ki ben bir senede böyle hiç kendim için hiçbir şey düşünmedim. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece çocuklarım, çocuklarım. Bir de paraya doymayan, yaptıkları yanına kar kalan sorumlular. Artık öyle bir şey beynimde yerleştirmiş ki madenine bir şey görmek istemiyorum, duymak istemiyorum. Ha, maden benim eşimi öldürmedi biliyor musunuz? Sorumlular. Sorumlu olanlar vardı. Sebep olanlar, bile bile bu kadar kasyamı yapanlara yani. Bu dünyada, öbür dünyada Allah'tan dilerim çeksinler cezasını. Geçtiğimiz ay 7.8 şiddetindeki depremle sallanan Nepal'de yeni bir deprem daha meydana geldi. Ülke bu kez 7.4 ile sarsıldı. 25 Nisan'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin yıkımını henüz atlatamayan Nepal'de bugün de 7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı. Depremin Nepal'in kuzeydoğusunda bulunan Namche Bazar köyünün 68 kilometre batısı olduğunu ve yerin 19 kilometre altında meydana geldiğini açıkladılar. Depremde ilk rakamlara göre en az 40 kişi hayatını kaybetti. Depremin Hindistan'ın kuzeyinde ve başkent Yeni Delhi'de de hissedildiği açıklandı. Yaklaşık 45 saniye süren depremde Nepal ve Hindistan'daki insanlar panik içinde sokağa döküldü. 25 Nisan'da 7.8 ile sarsılan Nepal'de 502.708 ev tamamen yıkıldı. Ülke çapında depremden etkilenenlerin sayısı ise 1.100.000 olarak açıklandı. Büyük Orhan Belediye Başkanı Hasan Taş, geçtiğimiz bir yılı değerlendirdi. Vaat edilen proje sayısını arttırdıklarını belirtti. Büyük Orhan'da projeler bitti, sıra artık uygulamaya geldi. Belediye Başkanı Hasan Taş, yerel seçimlerle vaat ettikleri proje sayısını 65'e çıkardıklarını, bunların yarısından fazlasına başladıklarını, diğer projelerin de tamamlandığını belirtti. Taahhüt ettiğimiz projelerin tamamını aşağı yukarı riayet ediyoruz. Bunların 3-4 tanesi bitti. Yaklaşık 20-30 tanesi başladı. Önümüzdeki günlerde de en kısa zamandaki hepsine başlamış olarak bu süre içinde biz bunları kesinlikle bitirmeyi planladığımız, şekilde de devam ediyor. Hatta 2 tane ilave bile oldu. Onların artısı bile oldu. Yani 63-65 olarak oluştu. TOKİ ile ilgili bütün prosedürü tamamladık. Hükümet konağı ile ilgili gerekli çalışmalarımızı hızlı şekilde yaptık. Pazar yerinin kapanması ile ilgili projelerimizi bitirdik. Başkan Taş, Büyük Orhan'ın göç veren bir bölge olduğunu belirterek yapılacak olan yatırımları çok önemsediklerini söyledi. Yani yörenin hayvancılığına, tarımına, turizmine gerçekten biz çok önem veriyoruz. Bir de göç veren ilçe olduğu için bölgeye yapılacak yatırımları da çok önemsiyoruz. Sulu tarımı, özellikle et entegre tesisini, çilek çoklamasını, bunların tamamını biz inşallah planladığımız şekilde yürüteceğiz. Eğitime çok önem veriyoruz. Onların isteklerini, taleplerini yerine getirdik. Spora önem veriyoruz. Sağlık merkezimizle ilgili
Bakanımız geldiğinde hastane sözü aldık. Osman Gazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar, Doğancı Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel köy hayrına katıldı. Dündar, köydeki kadınlara istihdam sağlayacak olan Doğancı Kadınlarıyla Kalkınıyor projesinin de açılışını yaptı. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Doğancı Mahallesi'ni ziyaret ederek geleneksel olarak düzenlenen köy hayrı etkinliklerine katıldı. Bizlerin bu katkısıyla birlikte buradaki annelerimiz yine az önce söylediğim gibi kendine sahip çıktı, köyüne sahip çıktı, derneğini kurarak Doğancı'nın yeniden doğmasına, yeniden Bursa'ya ışık olmasına bir adım attı. Ve kaymakamımız da bu projeyi görerek bir destek oldu. İnşallah bu projeyi kaymakamımız PEPKA ile geliştirerek, tamamlayarak bizler de yukarıdaki eski okulu, bahçeyi düzenleyerek buradaki kadınlarımızın üretmesine, kendini geliştirmesine, eğitim alarak burada eğitici pozisyonunda köyüne katkı sağlamasına vesile olacak projeyi inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Köy hayrı renkli görüntülere de sahne oldu. Şu anda hangi yerinde? Tabii ki Başkan Dündar daha sonra Çukurca ve Dobruca mahallelerindeki şenliklere de katıldı. Antalya ile devam edelim. Bugün inanması güç bir olay gerçekleşti. Bir evin çatısına gökyüzünden kocaman bir buz kütlesi düştü. Mahalle sakinleri şaşkın. Burası Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan Fevzi Torun'un evi. Evin çatısı ve etrafı bu hale geldiği sırada o evde yoktu. Oraya ne olduğunu komşusu gördü. Öyle evin etrafını dolanırken bir ses geldi, böyle sanki siren sesi gibi. Ses geldikçe böyle evin arkasına dolandım ben. Ses geldikçe daha da bana böyle yaklaşır gibi şekilde gelmeye başladı ses. Kendim böyle hafif böyle aşağıya eğildim yani evin kenarından. Acaba bu ses nedir diye. Çünkü siren sesi daha da yüksek olmaya başladı. Şöyle bir de kafamı havaya kaldırdım, bakarım. Kocaman şöyle şu kadar büyüklüğünde bir bembeyaz bir şey gökyüzünde yuvarlana yuvarlana geldi. Bu komşunun buraya düştü. 60 yaşındaki kadının gördüğü şey bir buz kütlesiydi. Çatıya düşen dev buz kütlesi kiremitleri parçaladı. Merdivenlere kadar buz parçaları dağılmıştı. Evet. Buz kütlesinin nereden geldiği ise henüz çözülemedi. Şu aklıma da geldi, acaba dedim uçaklardan dedim hani şey atılıyor da acaba öyle bir şey olabilir mi? Hani kapalı elini lavabolarda yıkıyorsun da bazen bırakılıyor şey yapılıyor deniliyor. O dedim hani donup da o şekilde mi olabilir? Yukarıdan dik olarak değil de yatay olarak o şekilde meteor ses çıkarması. Evet, o şekilde yani meteor ses yağmuru çıkarması bana tabii acayip geldi ama bilemiyorum artık. Bu haberle bültenin sonuna geldik efendim. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.